Evet, herkese merhabalar. Yağmurlu bir İstanbul akşamından herkese iyi akşamlar diliyorum ve Arsenal kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle kısa bir kariyer özeti yapacağız. Ondan sonra önümüzdeki maçlara bakıp maçlarla devam edeceğiz. Aynı zamanda transfer gelişmeleri de var arkadaşlar. Transfer listemizde birçok oyuncu vardı. Kulüplere önerdik. Ocak transfer döneminde muhakkak bir orta saha ve kanat forvet oyuncusu bakıyoruz. Gözlemcileri yolladım. Gözlemci raporlarını bazı oyuncuların beraber alacağız oyun içinde. Bakalım nasıl hamle yapacağız. İlk önce fikstürümüze bakalım. Geçmiş bir fikstürümüze gerçekten geçtiğimiz video partında felaket 4 maçtan çıktık. City'yi yendik. Wolverhampton beraberliği ki 3 puanı hak etmedik. United rotasyonlu kadroyla 2-1 yenerken Chelsea'yi 4-1 ile geçtik. Şimdi bu video partımızda Everton deplasmanı, Leeds'i ağırlayacağız, Southampton'ı ağırlayacağız ve Manchester kimi Chelsea'yi eleyen Carabao Cup'ta Shaftesbury'u deplasmanına gideceğiz. Şu transfer gelişmelerine bakalım. Transfer gelişmelerine bir bakalım. Pablo Mari arkadaşlar 13,5 milyon euroluk bir teklif var PSV Eindhoven'dan. Bunu kabul ediyoruz. Cash 13,5 milyon euro. Cedric için de Ajax'ın 7,5 milyon euro. Fena para değil. Bunu kabul ediyoruz. Aynı zamanda da Callum Chambers için de Ajax'tan bir teklif var. 7,5 milyon euro. Bunu da kabul ediyoruz. Ajax kendi politikasının dışına çıkan iki transfer hamlesi yaptı. Bizim için mutluluk verici ama Ajax'a yakışmayan iki transfer gelişmesi bence. Biz ise oyuncu gözlemleyici raporlarını bekliyoruz. Birkaç önemli oyuncu muhakkak özellikle orta saha oyuncusu kadromuza katacağız. Evet, haydi bakalım maça gidiyoruz. Ligin bu arada namağlup tek takımıyız. Oraya da bir bakalım. United 6 maç 15 puanda. Arsenal'ımız 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 14 puan. Liverpool 6 maç 13. Aston Villa 6 maç 13. Brentford 6 maç 13. Leicester 7 maç 13, City 6 maç 12 puanda, 8 maç oynayan tek takım Chelsea ve 10 puanda eksi 1 averajda. Chelsea bence sezonu hakikaten çok kötü girdi. Küme düşme hattında Tottenham, Crystal Palace ve Burnley var. Tottenham Antonio Conte ile anlaştı bugün gerçek hayatta, yani günümüzde. Bence Conte için yanlış bir tercih diyebilirim. Evet, haydi bakalım, haydi bakalım. Günün maçları Everton deplasmandayız. Zor bir deplasman. Kaliteli ayakları var. Leeds United, Manchester City, United, Manchester United, Brentford önemli bir karşılaşma. Newcastle Burnley, tabii ki Burnley'liyiz. Ve Chelsea Liverpool belki de Tuchel'in son mermisi. Yani çok zor bir maç. Liverpool'da üst sıraları tutulmak istiyor. Chelsea çok kötü durumda. Bakalım. Bence günün maçı Chelsea Liverpool maçı. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Başlıyoruz. İlk 11'imiz belli, 4-2-3-1 ile çıkacağız. Saka'nın hafif sakatlığı var. Zaten son maçta Pepe harika oynamıştı. Ona forma şansı vereceğim arkadaşlar. Ve Tierney sakat. Onun haricinde White'ın da geri döndüğünü söyleyebiliriz. Evet, ilk 11'imiz Leno, Kolasinac, Gabriel, White, Tomiyasu, Partey, Elneny, Smith-Rowe, Odegaard, Pepe ve Aubameyang. Evet, bu maçta sol tarafta Emil Smith-Rowe ve orta sahada Muhammed Elneny'yi deniyoruz. Yani şu mevki çok kritik bir mevki taktikti ama orada bir türlü istikrar sağlayamadık. Odegaard'ı çektik oraya ama Odegaard'ı oraya çekince de Odegaard'ın etkinliği yok oldu ki Odegaard ileride bence şu an çok iyi. Haydi bakalım, takımı bildiriyorum. Demir oğlum. Canım oğlum. Haydi bakalım, Everton ilk 11'ine Dominic Calvert-Lewin gibi isimler var. Çok tehlikeli bir takım, alan var. Bakalım Pickford, Holgate, Godfrey, Keane, Luka Dean, Alan, Dakur, Townsend, Iwobi, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin. Çok iyi bir kadro. Kağıt üstünde gerçekten iyi bir kadro. Zor bir maç. Haydi bakalım. Evet, yumruğu sıktık. Sahaya çıkın ve taraftarlara bilet için harcadıkları paranın karşılığını verin dedim. Defansa da şöyle bir haydi göreyim sizi diyorum. Orta sahaya da gazı veriyoruz. Forvet'i de gazladık. Haydi bakalım çocuklar. Çok önemli bir maça başlıyoruz. Haydi, futbol şansımızın da yanımda olması dileğiyle. Evet, ilk 5 dakikalık zaman diliminde tek şut dinemesi geldi. O da Everton'dan. İlk 10 dakikada bir isabetli şutumuz var an itibariyle. Ortada bir maç. Ortada bir maç. Şuradan bir başarabilirsiniz çakalım. Evet, Everton daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Deplasmanlarda zorlanıyoruz arkadaşlar. Son Wolverhampton deplasmanında böyle başlamıştı. Townsend. Godfrey, of çok net bir fırsat ama daha öncesinde Allah'tan kalkan offside bayrağı var. Dakikalarda 32'ye geldi. Newcastle 1-0 önde. Golü buldu Newcastle. Norwich 3-0 önde. Colgate, Iwobi. Alan, Dakur. Çok iyi pas geldi Colgate.
Holgate stoper değil mi ya? Orada ne işi var? Son anda White çok kritik müdahale. Altı pasta Dominic Calvert-Lewin'in önüne kendini attı adeta. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Şimdi Gabriel Dakur. Evet, ikinci yarıda biraz oyuna müdahale edeceğiz. Çok kötü bir ilk yarı geçiriyoruz. Yani Emirates performansı ile deplasman performansı arasında dağlar var. Bunu çok net söyleyebilirim. Tabii Everton kağıt üstünde çok iyi bir takım. Ama ne olursa olsun pozisyon biraz verdik. Hiç pozisyon bulamamamız sıkıntı şu an. Keane, Luka Dean. Uzun top geldi. Orada Tomiyasu Japonumuz. Pepe son maçta harika oynamış Chelsea maçında. Elneny. Pepe. Pepe ile geliyoruz. Solda at Smith-Rowe'un önüne. Emil Smith-Rowe. Bıraktı Kolasinac. O da Tierney'nin sakatlığında forma şansı bulan oyuncularımızdan. Şimdi orta geldi. Pepe ilk defa bu kadar etkili geldik. Pepe gol pozisyonu dışarıya. En net gol pozisyonumuz ilk yarı uzatmaları dakikasında yakaladık. Evet, ilk yarı 0-0. Açıkçası mağlup girmediğimiz için soyunma odasında şanslıyız. 10 şut 2 isabet 0.82 gol beklentisi verdik rakibe. Ve sadece 5 şut 1 isabet 0.40 gol beklentisi bulduk arkadaşlar. Takımımız için kötü bir ilk yarı. Evet, soyunma odasına gittik. Yumruğu sıkıyoruz. Evet, biz daha iyi. Sahaya çıkın, elinizden geleni yapın. Galibiyet gelecektir diyeceğim ama şöyle bir gelelim arkadaşlar. Bireysel performanslarımız şu an için yerde. Bir Martinelli hamlesi yapacağız. Aubameyang çok kötü ama esas kötü Muhammed Elneny. Lokonga'yı kullanacağım. Yani oraya Lokonga'yı alacağım. Biraz pozitif futbola döneceğim ya. Biraz pozitif futbola döneceğim. İki oyuncu değişikliği hakkını yaptık ve karşılaşmaya devam ediyoruz. Haydi bakalım. İyi takım. Yani Everton gerçekten ligin kalbur üstü takımlarından biri. Ligde de 8. sıradalar şu an. Evet, dakikalar 62'ye geldi. Everton baskısı devam ediyor. Yani şu ana kadarki performans hakikaten hayal kırıklığı. Aubameyang'ın yerine partici Lacazette'i alıyoruz. Evet, değişiklik yapacağım. Değişiklik taktikte de yapmam lazım. Biraz kanat beklerini ileri atacağım. Farklı bir şey deneyeceğim. Lokonga'yı şöyle alacağım. Kanat beklerini oyuna sokmamız lazım. Defansif oyuncu savunma diyelim. Thomas Partey böyle gelsin. Odegaard'ı da Mezzella hücuma alacağız. Hücum ağırlıklıya geçiyorum. Ve bekleri de ileri çıkartıyorum. Artık risk aldığımız dakikalar, yani golü yiyeceğiz gibi gözüküyor. Haydi bakalım. Şuradan da başarabilirsiniz diyelim. Evet, gerçekten Everton oldukça etkili. Yani 15'e yakın şut attılar. Birin XG'de gol beklentisinde birinin üstüne çıkarttılar an itibariyle. Tomiyasu, Pepe, aman orada top kaybetme. Çıkart. Lokonga, White çok da iyi pres yapıyorlar. Thomas Partey, Lacazette gol pozisyonu! Girdi topun dibine, golü attı. 68'de 1-0 öndeyiz. Lacazette attı 1-0. Yalnız çok iyi bir pas geldi. Thomas Partey müthiş bir pas attı. Gerçekten müthiş bir pas attı. Bakın, harika bir pas. Lacazette topun dibine harika giriyor. Son derece güzel bir bitiriş Lacazette'den. Evet, yani bu kadar kötü oynadığımız bir maçta önde olmak önemli. Şu bekleri bir geri çekeyim ben. Öne de atmayalım. Tempoyu düşürüp zaman geçirmeyi arada yapalım. Burada tamam, burada herhangi bir sıkıntı yok. Çok geriye yaslanmayacağım. Geriye yaslanırsak golü yeriz. Şurayı da pozitif futbola alalım. Haydi bakalım. Çok önemli bir deplasman gerçekten ki bu kadar kötü oynadığımız bir karşılaşmadan 3 puanla almak yani müthiş olur bizim için. Leno. Haydi oğlum. Güzel top attı. Martinelli aldı. Martinelli. Lacazette. Ah be oğlum ya. Ah be oğlum ya. Çok iyi bir fırsatı kaçırdık. Çok iyi bir fırsat. Şimdi Richarlison da geliyor. Everton sol tarafta çok rahat geçti oradan. Oğlum indir lan. Ceza sahasına indirme. Dokunma, dokunma. Uzaklaştırdık. Alan. Çok iyi oyuncu o da. Napoli'den biliyoruz. Holgate. Oo, Gray.
Offside bayrağı bakalım VAR'a gidilecek. Umarım offside'tır. Gray için düşünülüyor ama evet, golü verdiler arkadaşlar. Golü verdiler. 1-1 oldu. Kötüyüz yani bugün. Çöktük hakikaten kelimenin tam anlamıyla. Şu taktiğe geri dönelim. Haydi bakalım. Şimdi Kolasinac. Thomas Partey. Kolasinac. Lokonga. Çok iyi top attı. Kolasinac ceza sahasına. Pepe yerde. Mariner oyunu durduruyor. Haydi oğlum penaltı de. Vara gitti. Pepe yat. Bir şeyler yap Pepe. Yediğimiz golden önce. Evet penaltıyı kazandık. Dakika 77. Yok ha, bu takım hücum oynatacağız. Yani hakikaten hücum yaparken daha iyi savunma yapan bir takım Arsenal. Pepe penaltıyı aldı. Golü atacak mı? Attı. Son iki maç 3 gol. Pepe 2-1 öndeyiz Everton deplasmanında. Çok zorlanıyoruz. Hakikaten çok zorlanıyoruz. Ama öne geçmeyi de başardık. İşte Pepe. 2-1. Bir duran top daha. Odegaard. Oo, alonu. Aferin Tomiyasu. Şimdi Odegaard'ı bugün çıkartmadık. Kondisyonu yerlerde olabilir. Direkten döndü. Lokonga ne vurdu? Genç Belçikalı'dan bir füze. Evet, dakikalar 88'e doğru geliyor. Şimdi yine Lokonga, Kolasinac. Orta, savunma çıkartır Richarlison. Kontra atağa dikkat. Dominic Calvert-Lewin oğlum bu dakikada yemeyelim. Aferin Lokonga. Harika oynadı oyuna girdikten sonra. Pepe, Odegaard. Odegaard. O birazcık evet. İlginç bir orta. Martinelli, Kolasinac. Lokonga. Thomas Partey. Odegaard. Dışarıya müthiş vurdu ama az farklı dışarıya. Evet. Yani o Lokonga'yı çok beğendim. Formayı ona vereceğiz gibi gözüküyor. Ve 3 puanı alıyoruz. Gerçekten ecel telleri döktük. Taktiksel değişiklikler yaptık. İşe yaradı, yaramadı tartışılır ama karşılaşmayı kazanıyoruz. Everton deplasmanında. Evet şöyle maçın istatistiklerine bakalım. 20 şut 6 isabet 1.88 gol beklentisi Everton'dan. Çok fırsat verdik. Özellikle ikinci yarıda hücumumuz daha iyiydi. 14 şut 5 isabet 2.02 gol beklentisi. Lacazette ve Pepe'nin penaltı golleri. Maçın en iyisi bizim takımımız adına Gabriel oldu. 7.5 performans puanı. Etkili diğer oyuncular White 7, Tomiyasu 7.2 ve Partey 7.1. Lacazette de 7.2 ile oynadılar arkadaşlar. Evet şöyle soyunma odasına gidiyoruz. 3 puan 3 puanlık çok önemli bir galibiyet. Çok önemli bir galibiyet. Aferin beyler. İyi galibiyet aldınız deyip devam ediyoruz. Şimdi üst üste 2 maç kendi sahamızda. Üst üste 2 maç kendi sahamızda. Bu avantajı kullanmamız lazım. O 2 maçtan 6 puan alırsak yolumuz açık. Evet yenilmeme serisini 7 maça çıkarttık arkadaşlar. Evet bir milli ara da var. Bu bence iyi milli ara bizim için. Çünkü şöyle diyebilirim. Sakatların da iyileşmesi açısından gerçekten önemli olacak. Şimdi oyuncu milli arada geçmek istemiyorum. Çünkü bazı gözlemci raporları gelecek. Onları beraber görelim. Hem ilgilendiğimiz isimleri de görürsünüz. Evet Everton 1, Arsenal 2, Leeds 0, City 0, United 4-0'la geçmiş Brentford'un. Newcastle 3, Burnley 0, üzücü bir skor. Norwich 4, Wolverhampton 0, Chelsea, Liverpool'u 2-1 ile yeniyor ve bu yarışta olacağım diyor adeta bu galibiyetle. Southampton 1, Brighton 0. Evet 7. hafta neredeyse bitti arkadaşlar. Şöyle bir bakalım puan tablosuna. United 7 maç 18 puanla lider. Arsenal 7 maç 17 puandayız. Namorup tek takımız altını çiziyorum. Liverpool 7 maç 13, Aston Villa 6 maç 13, Leicester 7 maç 13, City 7 maç 13 ve Brentford 7 maç 13 puanda. Chelsea 9 maç 13 puanda küme düşme hattı. Tottenham, Crystal Palace ve Burnley'den oluşuyor. Haydi bakalım. Çok kritik bir galibiyet aldık ama hakikaten çok kritik bir şeyi beğendim. Oyuna müdahale edip 4-3-3'e döndük. Kanat bekleri biraz ileri atıp onu de beğendim. Leeds maçında o taktiği kullanabilirim belli bir süre. Haydi bakalım. Evet, maçtaki isabetli pas sayımız oldukça yüksek.
Maçı kazandık ama rakibimizin bulduğu kadar gol fırsatı yakalayabildik. Evet, gerçekten bu XG olayı neredeyse başa baş 1.88'e 2. Ki penaltı zaten 1 XG, biz bir penaltı attık. Onu da dikkate alalım. Devam. Evet, Leicester, Aston Villa, Tottenham, West Ham, Crystal Palace, Watford, Tottenham kötü gidiyor. Hakikaten kötü gidiyor. Burada da kötü gidiyor. Bakalım neler yapacaklar. Bu arada Flick geldikten sonra Newcastle United'daki toparlanmada dikkat çekiyor. Şu Newcastle United'a bir iki oyuncu satabilirsek, şu an Saka ile ilgileniyorlar. Çok iyi olacak. Evet, Leicester 1, Aston Villa 1, Tottenham 1, West Ham 0 ve Crystal Palace 1, Watford 0. Şu Declan Rice'ı da gözlemlettirelim ya. Çok iyi adam. Buraya bir koyarsak var ya, müthiş adam mı orada yani. Evet, Martinez transferinden 600 bin euroya aldık. Gözlemci önerileri devam ediyor arkadaşlar. Buradan bir iki isim çıkartabiliriz belki. Şimdi benim özel olarak gözlemlettirdiğim oyuncular var. Bir onlar gelsin, bir temsilcileriyle konuşalım. Ne istiyorsunuz, ne diye istemiyorsunuz diye. Ona göre transfer harekatını yapacağız. Ama çok ciddi bir transfer bütçesi olmayacak. Yani şu Şaka'yla Tavares'i satabilseydik onlardan iyi para gelecekti. Onlara şu an herhangi bir takım teklifte bulunmadı. Granit Xhaka ile Newcastle United'ın ilgisi var. Ama resmiyete dökülmedi. Evet, geliyor arkadaşlar. İsmail Benaker takip listesine alalım. Yani müthiş bir oyuncu. Bu bölge için harika bir oyuncu gerçekten. Şöyle bir temsilciyle bir bakalım neler diyecek. İsmail Benaker'i takımımıza katmayı çok istiyoruz. Bu transferin gerçekleşmesi bize ne kadar mal olur dedik. Evet, Milan'ın 50 milyon euro civarında bir talebi olacağı söylüyor arkadaşlar. Düşünmek için biraz daha zaman. Evet, gerçekten 50 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var mı bilemiyorum. Bruno Gimares, onu da şeyden biliyorsunuz arkadaşlar. Lyon'dan biliyorsunuz. Ama fiziksel özellikleri Premier Lig'e kaldırmaz. Geçiyorum. Evet, ilginç bir oyuncu. Stephen Estakio, Pacos Ferreira'nın oyuncusu. Kötü bir oyuncu kesinlikle değil. Listemizde kalsın. Sonra bakarız. Villar, keza Roma'dan, o da iyi bir oyuncu. Gerçekten iyi bir oyuncu Villar. Şöyle bir transfer, geleceğe yönelik iyi bir transfer olur gözlemci raporu gelmiş. Şöyle bir temsilciye gidelim. 22 milyon 28 milyon euro. Bonservis bedeli. Eyvallah diyoruz. Olabilir. Yani Premier Lig için 22 para değil bence ya. Evet, Kingsley Coman arkadaşlar. Çok istiyorum onu. Yani hem sağ hem sol kanatta. Bayern Münih'te çok fazla forma şansı da bulamıyor. Ama bakalım, temsilcisiyle görüşelim. Kendisi hiçbir şartta kulübünüze transfer olmayı istemiyor. Tamam, teşekkür ediyoruz. Evet, kendisi istemiyormuş. Yapılacak bir şey yok. Daha başka oyuncular da var. İlgilendiğimiz gözlemci raporları gelmeye devam edecek. Ama oraya Declan Rice de çok güzel olur. Yani şimdi bir 4-3-3 deneyeceğim. Leeds maçında, Everton'ın ilk maçında 60'tan sonra kullandığımız taktiği beğendim. Evet, Gonçalo Inácio, Sporting Lisbon'un stoper oyuncusu. Geleceğe yönelik yararlı bir transfer olur. Gözlemci raporu gelmiş. Şöyle bir temsilciyle detayları görüşelim. 26 ve 33 milyon euro. Tamam diyeceğiz, çekileceğiz. Şöyle takip listesine de alalım kendisini. Evet, Diev, CSK'nın stoperi. İyi bir transfer olur diye bir öneri gelmiş arkadaşlar. İyi bir oyuncu. Bu arada bu oyun verileri bilerek açmadım. Biraz daha gizemli olsun için onu altını çizelim. Igor Divev bence çok iyi bir oyuncu. Günümüzde de çok başarılı. 8 milyon ve 13 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi var CSK'nın. Tamam diyeceğiz. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Yani Divev'i de alacağız takip listesine. Onun haricinde Ahmet Hošić var. Ahmet Hošić. Çeviklik çok kötü. Geçiyorum arkadaşlar. Lacroix çok iyi bir gözlemci raporu gelmemiş gibi stoper. Wolfsburglu stoper oyuncusu. Özellikle hız ve hızlanma harika ama. Evet, geleceğe yönelik çok iyi bir transfer olur. Bir temsilciyle bir görüşelim. Bakalım ne isteyecek. 59 milyon euro. Haydi bay bay. Ama genç bir oyuncu. Potansiyelli bir oyuncu. Yine takip sistemimize kalsın. Kalulu. O da Milan'ın oyuncusu. Geleceğe yönelik iyi bir transfer olur. Gözlemci raporu var. Şöyle temsilciye bir sorduğumuz zaman genç oyuncular almak daha zor. 32 ve 48 milyon euro bir bonservis bedeli. Eyvallah diyoruz. Uzaklaşıyoruz oradan. Kaçıyoruz. Ölü taklidi yapıyoruz. Çünkü paramız yok. Tapsoba
O da Bayer Leverkusen'ın stoperi arkadaşlar. Kaliteli bir transfer raporu gelmiş. Gözlemci raporu geldiğini görün. İyi bir oyuncu. Gerçekten iyi bir oyuncu. Şöyle temsilciyle görüştüğümüzde Bayer Leverkusen 160 milyon euro istiyor. Ya hadi be abi ya. Hadi abi hadi. Hiç takip listesine bile almıyorum yani o derece. Bu iyi bir gözlemci raporu gelmediğini görüyorum. Mumin stoper oyuncu. Şöyle bir bakalım. Geleceğe yönelik iyi bir transfer olur. Evet, Ganalı stoper oyuncu, pasör stoper. Şöyle bir temsilcisiyle görüşelim. Abdülmumin arkadaşlar. 16,5 milyon euro ile 28 milyon euro arasında. Yani işte Avrupa'da bence bu fiyatlar normal fiyatlar, abartı fiyatlarda değil. Bunu da altını çizelim. Gnaka 3 yıldız gelmiş potansiyel yetenek. Hiç girmiyorum. Leao, Rafael Leao hastasıyım bu adamın ya. Kanat forveti olarak biçilmez kaptan. Temsilcisiyle detayları görüştüğümüzde 133 milyon eurodan başlıyorlar Milan pazarla. Kalsın takip listemizde. Belki mutsuz falan olursa. Evet, Jeremy Pino arkadaşlar. Villarreal'in sol taraftaki genç oyuncusu. Geleceğe yönelik iyi bir transfer gerçekten. Günümüzde çok fayda sağlamaz ama şöyle bir bakalım temsilcisi ne diyecek. 35 milyon euroya serbest kalma bedeli var zaten Pino'nun. 35 milyon euro ama şu an için veremeyiz. Yani hani 1-2 sene sonra gelecek için iyi bir transfer hamlesi olabilir Jeremy Pino. Onu da attık. Evet, Amin Guri. Ben çok beğeniyorum günümüzde de. Hakikaten kaliteli bir transfer olur bizim için. 21 yaşında gözlemci raporu geleceğe yönelik iyi bir transfer olur şeklinde. Temsilcisiyle detayları konuştuğumuzda 31 milyon 38 milyon euro bonservis talep edecektir diyor Nice. Kalsın hadi listeye onu da alalım. Evet, devam edecek gözlemci raporları. Conceição, evet, Francisco Conceição çok istediğim bir oyuncu Porto'dan. Yani bu sene için değil ama 1-2 sene içinde yani kanatları Conceição ve Pino yapabilirsek Arsenal'ın geleceği kurtulur. Profil de oldukça özellikle özel yeteneği dikkat çekici. Gözlemci raporda geleceğe yönelik kaliteli bir transfer olur şeklinde. Temsilciyle görüştüğümüzde 11,5 milyon euro, 18 milyon euro. Para değil. Bu tarz bir oyuncu için para değil. Conceição'yu atalım. Conceição'yla ciddi gelişmeler yaşayabiliriz. Evet, gözlemci raporları geliyor bu şekilde. Dediğim gibi defansif orta saha ve bir tane kanat forvet arıyoruz arkadaşlar. Evet, Gabriel'de bir sakatlık var. Allah'tan milli ara olduğu için çok ciddi bir sıkıntı olmayacak. Evet, şimdi Leeds United'ı ağırlayacağız. Yani umarım sıkıntı yaşamadığımız bir karşılaşma olur. Everton maçın ikinci yarısında kullanmış olduğum 4-3-3'ü bir göz gezdireceğim bu karşılaşmada. 60'tan sonra Everton maçında iyi oynadık. Yani oynanan oyundan memnundum. Abi Vlahovic'e önermiş. Vlahovic çok iyi bu arada oyunda. Bunun altını çizelim. Hakikaten Vlahovic'in profili oldukça etkileyici. Yani Fiorentina'nın forvet oyuncusu para varsa alabiliriz. Tabii ki gönül ister şimdi sezon sonunda at bir Haaland şu takıma ama zor işler. Evet, Gabriel Martinelli antrenmanların yıldızı. Evet, aferin aslan parçası. Şöyle övelim. Lokongo son Everton maçında çok beğendik. O da gelişimini sürdürüyor. Tam bir rotasyon oyuncusu Belçikalı. Leeds maçında ilk 11 ve Tomiyasu. O da gelişimini sürdürüyor. Tomiyasu tam bir defansif bek. Evet, devam ediyoruz. Bakalım Leeds maçı nasıl geçecek? Üçlü savunmayla çıkacaktır Bielsa'nın öğrencileri. Yani %90 üçlü savunma çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu arada Rudiger de transfer listesinde. Esas transfer listesinde olan sürpriz bir isim var. Bayern Münih'li stoper Nicolas Süle. Biliyorsunuz yani Yarmagül Süle. Çevikliği kötü olduğu için çok düşünmedim ama Bayern Münih'in istediği fiyat arkadaşlar 10 milyon euro civarı Süle için. Bence bedava. Bakacağız. Ama dediğim gibi ilk önce oyuncuların gitmesi lazım. İlk önce oyuncuların. Evet, Cedric'i Zenit'e yolluyoruz arkadaşlar ve transfer bütçesine 7,25 milyon euroyu da koyuyoruz. Para paradır. Rodri de gidiyor. 13,5 milyon euro da oradan geldi. Rodri diyorum, Pablo Mari. Ve Chambers da Ajax'a gidiyor. Oradan da 7,25 geldi. Birazdan bakacağız transfer bütçesi. 3 oyuncuyla yolları ayırdık. Yaklaşık herhalde 25 milyon euro civarında bir transfer bütçesi oldu. Bakalım Declan Rice. Abi benim adamım ya. Bayılıyorum bu Declan Rice'a. Temsilci detayları görüşelim. 228 milyon euro istiyormuş West Ham. Bay bay. Yani ama ben olsam ben de isterim. Takip listemize kalsın. O Mesut sözleşmesindeki maddi aktif hale getirmeye yakın. Vay, 250 bin euro da Mesut'tan gelecek. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Tierney.
Bu arada takımla çalışmalar başladı. Şöyle mali duruma bakalım. Evet, 30 milyon euro transfer bütçemiz var. Maaş bütçemiz 7 milyon euro civarında. Yani şu Xhaka ve Tavares, onları da satabilirsek transfer listesindeki şu parayı biraz 50, 60 milyona doğru getirsek kaliteli iki oyuncu, hatta stoperle birlikte 3 oyuncu alabiliriz. Bol bol taksitli transferler yapacağız yine. Kredi kartı gibi arkadaşlar. Yani 5 milyon euro nakit vereceğiz. 25 milyon euro 6 ay, 6 sene, 1 sene, 3 sene dağıtacağız. Yapacak bir şey yok. Bence günümüzde transferler de öyle olması daha mantıklı zaten. Hem finansal fair play'den kaçmak adına. Gerçi bu tarz takımlara finansal fair play koymadığı için çok da önemli değil. Evet, Pepe'yi koyalım. Oyunu iyi okuyamayan oyuncu Tomiyasu. Tamam. Hemen antrenmana başlasın. Oyunu iyi okuyamıyormuş baskı altında. Evet, milli ara geçti. Sevindirici nokta, Tierney geri dönüyor. Herhangi bir sakatlık da vermedik milli arada. Bu çok önemli. Çünkü gerçekten çok zor bir fikstürden çıktık. Hem o fikstürden sonra hem de milli ara sakatlık vermememiz bence önemli. Şimdi önümüzde iki tane kritik maç var. Leeds United ve Southampton. Yani bu maçları alırsak bence önümüz enteresan bir şekilde açık olacak. Lokongo. Devam. Rüdiger de transfer listesinde mesela. Klozek. Severiz. Gelsin bakalım. Şöyle sağlam bir gözlemci raporu alalım. Hulozek. Adam Hulozek. İyiyse değerlendirebilir. Tekniği düşük Çek oyuncunun. Yani Arsenal gibi takımlarda da bence teknik önemli. Teknik kapasitemiz ne kadar güçlü olursa o kadar daha iyi diye düşünüyorum. Oyun anlamında. Çünkü dar alanda oynuyoruz. Dar alanda teknik iş yapar. Evet, maç günü geliyor arkadaşlar. Artık bundan sonra da Southampton'ı ağırlayacağız. Tierney ilk golünü atmış. Favoriyiz. Overmars Arsenal'ın formundan dolayı heyecanlı. Vallahi biz de heyecanlıyız. Martinelli merkezden dripling yapmaya adapte oldu. Aferin Martinelli sana o zaman. Haydi bakalım. Gözlemci önerileri devam ediyor ama bu gözlemci önerileri çok gerçek değil. Evet, Odegaard gelişimine devam ediyor. Şu profile bakın ya. Bence oyunun en iyi orta saha oyuncularından biri yani Odegaard. Odegaard-Barella orta sahası. Hayal. Evet, aynı Saka'nın da gelişimi devam ediyor ve kendisiyle Newcastle United gibi geliniyor. Ver 70 milyon euro satalım. Emil Smith-Rowe, o da gelişimini sürdüren oyunculardan biri. Evet, Leeds United karşısındayız. Bakalım neler olacak? Bizden önceki fikstüre bir bakalım. City Norwich, Brentford, Tottenham, Brighton, Newcastle, Brighton'lıyız. West Ham, Liverpool, Arsenal, Leeds ve Burnley, Leicester maçları var. United'da Watford deplasmanda ama United yenecektir Watford'u ve liderliğini devam ettirecektir. Şu an lider United puan farkıyla. En önemli maç bence City'nin maçı. City'nin olası bir puan kaybı City'yi de zirveden uzaklaştıracak. O noktaya geldi çünkü olay. Yani City'de tamam vur geç parçalayamıyoruz ama çok kötü başladı. Ben günümüzde de City'nin oynadığı futbolu beğenmiyorum. O ayrı mesele. Artık baydılar. Forvetsiz oynayalım, şu taktiği yapalım. Yani Guardiola artık bence biraz kendi içinde de fanteziye kaçıyor. Haydi bakalım. Evet, fikstüre bakalım. Evet, City Norwich 3-1 ile geçmiş. Brentford 2, Tottenham 0, Brighton 0, Newcastle 1. Vay anasını, Newcastle küme düşme hattından 10. sıraya yükseldi. Everton 2, Chelsea 0. Chelsea artık 9. sırada. Evet, United kazanmış tahmin ettiğimiz gibi ve bu haftayı da lider geçmeyi başarıyor. Pogba ve Bruno'nun golleriyle 2-0'la geçmişler. West Ham 2, Liverpool 1, Liverpool'a büyük darbe. Wolverhampton 3, Southampton 1. Evet, Chelsea ve Liverpool çok ağır yaralı diyebiliriz. Evet, gelelim şöyle. Dediğim gibi son Everton maçının yarım saatindeki taktiği kullanmak istiyorum bu karşılaşmada. Şöyle Mezzella hücuma atalım. Bekleri ileri atacağım. Enneni oynatmayacağım ama. Lokonga'mızı koyacağım oraya. Defansif oyun kurucu savunma diyelim. Bu maç Saka'yı değerlendireceğim. Sol tarafta forvete atacağım. Aubameyang'ı koyacağım. Emil Smith-Rowe gelsin. Tierney hala hafif sakatlı bu var. Bu maçta da Kolasinac'ı deneyelim. Lokonga'yı da şuraya koyduk mu? Tamamdır. Bekleri iç sahaya güvenerek biraz atacağım ileri arkadaşlar. Evet, maçtaki ilk 11'imiz farklı bir taktik varyasyonla çıkıyoruz. Bakalım neler getirecek. Leno, Gabriel, White, Tomiyasu, Lokonga, Kolasinac, Partey, Odegaard, Saka, Aubameyang ve Lacazette. Haydi Arsenal.
şu ana kadar Emirates'te oynadığımız tüm maçları kazandık. Aralarında City, United ve Chelsea maçları da var. Evimizi bir kaleye çevirmeyi başardık. Bu çok önemli. Leeds, Meslier, Ayling, Llorente, Cooper, Dallas, Phillips, Clich, Rodrigo, Rafinha, Harrison ve Bamford. İyi takım. İyi takım. Bakalım 3-5-2 ile mi çıkacak Bielsa'nın takımı? Haydi bakalım devam edelim beyler. Evet, biz farklı bir 4-3-3 ile çıkıyoruz. Son 5 maçta 4 galibiyetimiz, 1 beraberliğimiz var. Leeds United'a baktığımız zaman 3-5-2. 3-5-2 değil, hayır. 4-3-3. Neredeyse bizim taktik. İlginç. Bielsa vazgeçmiş gibi gözüküyor. Evet, karşılaşma başladı Emre'yse. Haydi çocuklar. İlk 7-8 dakikalık dilim 0-0. Şimdi Odegaard. Bir kafa ve gol. Gabriel Odegaard'ın asisti. Savunmadan geldi, golü attı. 8. dakikada 1-0 öndeyiz. Evet, Emirates gerçekten güçlü oyun oynadığımız ve skoru alabildiğimiz bir yer olduğu müddetçe bence ilk 4 içinde kalacağız. Şuradan bir süpersiniz diyelim. Yani ilk 15-20 dakikalık zaman diliminde çok iyi oynamadık. Pozisyonları verdik aslında yani baktığınız zaman. Ama skoru bir duran toptan bulduk. United'ın da etkili olduğu dakikalar var. Bunu da altını çizelim. Şimdi yine bir duran top şansı. Bu arada Odegaard'da bir sıkıntı var. Devreye kadar idare edebilir umarım. Çıkartacağım. Şimdi bir kafa ve gol. İlk golün kopyası. Odegaard ve Gabriel. Yalnız şunu yapalım. Skoru aldık. Skoru aldığımız için şu bekleri çok fazla öne çıkartmayacağım. Pardon. Tamam. Biraz kalsınlar. Zaten ileride oynuyorlar. Biraz daha ileri çıkmasınlar. Evet işte orta Gabriel. 2 gol. Of of, Odegaard yığılmak üzere arkadaşlar. Evet, duran topla kilidi açtık Leeds United karşısında ve iç sahadaki başarılı sonuçlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz gözüküyor. Ama pozisyon verdiğimiz bir maç. Bol şut attık. Ama pozisyonda verdik. Bunun altını çizelim. Evet, ilk yarı bitmek üzere. İlk yarıdan sonra Odegaard'ı çıkartacağız. 2-0 öndeyiz. Duran topları canlandırdık ve Gabriel'le 2 gol bulduk. 15 şut, 4 isabet, 1.09 gol beklentimiz var. Leeds'in 7 şut, 2 isabet, 0.49 gol beklentisi var. Dediğim gibi Leeds United'a şut imkanı verdik. Bu sıkıntı. Evet, soyunma odasına geliyoruz. Evet, ne diyelim? Böyle devam diyeceğim. Memnunum diyeceğim ama ne yazık ki Odegaard'ı çıkartacağız. Emil Smith Rowe koyacağım o bölgeye. Oo, Aubameyang da bitmiş. Martinelli'yi de oraya alalım. Şöyle. Burada kanatlardan gelmesinler. Ortadan oynamaya zorlayalım biraz. Kanatlarımız açık verebilir. Onun dışında biraz pozitif futbola geçelim. Şu Emil Smith Rowe'u da Mezzella destek yapalım. Bir tık geri çektik mi? Tamamdır. Haydi bakalım. Skor 2-0. Süpersiniz de diyelim. Gabriel, Martinelli. Gabriel, White. Hoppa yapma Lokonga, Lacazette, Martinelli, at oğlum Thomas. Thomas Partey, Kolasinac. Yükseltti hepimizi Kolasinac. Hepimizi yükseltiyor Kolasinac. Müthiş gol. Sezonun en güzel gollerinden biri geldi 3-0. Şu ana kadar en güzel gol diyebiliriz belki de. Müthiş. Evet, Tierney'in sakatlığı, Kolasinac gerçekten iyi de performans veriyor. Kafamı da karıştırır. Transfer listesinde o da. Oo, müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Kolasinac ve 3-0. Harika bir gol bulduk gerçekten. Evet, United'ı takibe devam edeceğiz. United kazanmıştı biliyorsunuz. United'ı takibe devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Ve Southampton'a bekleyeceğiz. Bu maçta herhalde bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum bu dakikadan sonra. Dakikalar 70'e geldi. Hatta şöyle bir taktiğimize gelelim. Thomas Partey'i çıkartıp oraya bir Muhammed Elneny hamlesi yapacağım. Elneny'yi geriye atalım. Lokonga'yı koyalım. Lokonga 7 ile oynuyor. Fena değil. 21 yaşında oyuncu. Dakikalarda 72'ye geldi. İkinci yarıda daha iyi savunma yaptık. Daha iyi savunduk. Bulduğumuz fırsatı da gol yaptık. Şimdi Saka. Bir kafa Lacazette. Çok iyi bir fırsat kaçırdık. Lacazette bugün kötü. Lacazette kötü. Lacazette ayda bir yapmamız lazım soyunma odası olayını.
Dakika 85. Bol şut attık. Sevindirici nokta bu. Bol şut attık. Galibiyet hak ettik. Özellikle ben ikinci yarıyı daha çok beğendim oyun anlamında. Şimdi uzun top. White. Espri yapayım mı? White'ın sonuna da black alalım. Çok kötü bir espri oldu. Tomiyasu. Smith-Rowe. Ah Smith-Rowe ya. Rodrigo. Bir hızlı hücum şansı. Oğlum bak sarı kartım var. James. Daniel James. Yani şu gol olursa Emre Smith-Rowe'a yazar. Yazar 3-1. 90 artı 2. Öyle basit bir top kaybı ve Harrison'ın golü geldi. Yani yerleşik hücumda bu kadar basit top kaybederseniz işte o yerleşik hücumun dönücü bedeli çok ağır oluyor gerçekten. Junior Firpo'dan da klas bir orta. Harrison'da boş pozisyonda Lennon'un da çok yapacağı bir şey yok. Evet kazanıyoruz. Emirates'te kazanmaya devam ediyoruz. 3-1 zaman zaman iyi oynadığımız anlarda oldu diyebilirim arkadaşlar. 23 şut 9 isabet 1.72 gol beklentisi 10 korner 2 Gabriel ve Kolasinac golleri. Bugün goller savunma oyuncularından geldi. Leeds'e özellikle ilk yarıda çok fırsat verdik. 12 şut 3 isabet 1.14 gol beklentisi var Leeds United'ın. Maçın en iyisi 2 gol atan stoperimiz Gabriel 8.8. Tomiyasu 7 harika bir gol atan. Kolasinac 7.9, Saka 7.4, Odegaard 8.2, Thomas Partey 7.4. Haydi bakalım devam. 3 puan candır. Tebrikler beyler. Ve United'ı takibe de devam ediyoruz aldığımız bu galibiyetle. Şimdi Gabriel'e şöyle bir performansını övelim. Yenilmeme serimizde 8 maç ama son 4 maçtır gol yiyoruz. İlk 4 maç gol yemedik, son 4 maç birer birer yiyoruz. Evet şimdi Southampton. Kendi saha ve seyircimiz önünde Southampton'ı konuk edeceğiz. Bakalım nasıl bir maç olacak göreceğiz. Evet fikstürün son maçında da Burnley 1, Leicester 3 puan tablosuna bakalım. 8 maç 21 puanla Manchester United lider durumda. Ligin tek namağlup takımı altını çiziyorum. 8 maç 20 puanla ikinci sıradayız. Aston Villa 8 maç 17, Leicester 9 maç 17, City 8 maç 16, Brentford 8 maç 16, Liverpool 8 maç 13. Chelsea 10 maç 13 puanda arkadaşlar. Tottenham küme düşme hattından kurtulmuş gözüküyor. Brighton, Crystal Palace ve Burnley küme düşme hattında. Liverpool da çok geride kaldı. City hadi City fazla kalmamış ama Liverpool 3 mağlubiyet 8 haftada yakışmamış. Klopp'a yakışmayan bir performans diyebilirim. Haydi bakalım. Şimdi Southampton zor bir takım. Değişik bir takım. Evet Fenerbahçe'den 250 bin euro geliyor. Duvan Zapata'yı önermiş bana ya. Ya abi Duvan Zapata önerilir mi ya? Yapmayın gözünüzün yağını sileyim ya. Vallahi yapmayın bunu ya. Evet Southampton maçı zor bir maç. Hakikaten zor bir maç. Haydi bakalım. Ondan sonra da Carabao Cup'ta Sheffield maçı var. Bakalım. Şu ana kadar özellikle Emirates'i gerçekten müthiş kullandık arkadaşlar. Yani Emirates'teki performans bizi zirvede tuttu diyebilirim. Şöyle bir bakalım iç saha performansını merak ettim. Turlar diyelim, iç saha diyelim. 5 maç 5 galibiyet. City'de 5 maç 5 galibiyet. Aston Villa 4 maç 4 galibiyet. Puan kaybetmeyen 3 takım iç sahada. Arsenal'ımız, City ve Aston Villa. Epe. Haydi bakalım. Abi Zapata'yı niye öneriyorsun bana ya? Zapata önerilecek futbolcu mu ya? Yani sanki Zapata'yı bulamayacağız. Böyle gözlemcilere sinir oluyorum. Evet, İngiltere Federasyon Kupası maçları da başlayacak yakın zamanda. Adam Lozek için ne demiş? Geleceğe yönelik mükemmel bir transfer olur gelmiş arkadaşlar. Bir bakalım temsilciyle bir görüşelim. Sparta'nın 160 bin euro, 7,5 milyon euro. 7 maksimum 7,5 milyon euro istiyor diyorlar. Tamam, olabilecek bir transfer. Şöyle takip listemizi alalım. Hepsine bakacağız. 30 milyon euro paramız var. 30 milyon euro. İki oyuncu elzem. İki oyuncu kesin almamız lazım. Kanat forvet ve orta saha. Özellikle orta saha. Orta saha bölgesinde kesin adam almamız lazım. Yani oraya Benak geri çekebilsek çok iyi olur ama çok zor bir transfer. Overmars, Mark Overmars, Odegaard övmüş. Valla Odegaard her şeyimiz ya. Odegaard hakikaten takımın bel kemiği diyebilirim yani Odegaard için arkadaşlar. Evet bir performans analisti alıyoruz. Haydi bakalım.
Aa bir dakika bir dakika bak, Saka'nın kafası niye karışık? Saka gel bakayım. Şimdi Saka yeni sözleşme istiyor ama Saka'yı satma ihtimalim var. Yeni sözleşme yaparsak bu adamı satamayız. Aubameyang sen bir git oğlum. Bir gözük abi olarak. Bakalım sorunu çözebileceğim mi? Çözüm bulamamış. Saka sözleşme istiyor. Ama vermeyeceğim. Ben tutmuyorum Saka'yı ya. Tutmuyorum yani. Mental anlamda çok güçlü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Günümüzde de çok tutmuyorum. Evet. Çok iyi maçları var ama bir devamlılığı yok. Evet, Odegaard arkadaşlar, antrenmanların yıldızı, 112 milyon euro bonservis bedeli. Emil Smith-Rowe, o da gelişimi sürdürüyor. Emil Smith-Rowe'la da Newcastle ilgileniyor. Newcastle herkesi ilgileniyor anladığım kadarıyla. Saka da gelişimini sürdüren oyunculardan biri. Evet, Everton 1, Norwich 1. Haftanın açılış maçı. Evet, tamam. Kolasinac sözleşmesi bitince seçenekleri değerlendirecekmiş. Sözleşmem bitince yeni seçenekleri değerlendirmeye alacağımızı bilmenizi istiyorum. Yeniliğe açık olmak istiyorum. Peki, tamam. Bak gelsin insan gibi. Mari gibi gelmedi. Mari nasıl geldi? Oo! Sen kime gider yapıyorsun ya? Yılların efemcisi var burada. Evet, maçlar başlıyor. Southampton'ı ağırlıyoruz. Günün fikstürüne diğer maçlar. Brighton Crystal Palace, Burnley United. United Burnley yer. City Newcastle, o City, sencis. Watford, Liverpool, Leeds, Chelsea. Kritik maçlar var, evet. Kritik maçlar var. Liverpool, Chelsea içinde son kurşunlar artık bunlar. Kopacaklar zirveden. Evet, Southampton karşısındayız dostlar. Yani muhakkak 3 puan almamız gereken bir maç. Evet, günlük maçı Brighton 2, Crystal Palace 1. Şimdi. Bu taktikte devam edeceğim. Yalnız birazcık Odegaard'ı şöyle bir mezzella desteği alıp bekleri ileri çıkartmayacağım. Onun haricinde şöyle bir bakalım. Bugün Muhammed Elneny'i deneyebilirim ya. Yok ya Lokongo iyi ya. Lokongo kalsın. Bu arada takım içinde sıkıntı var ha. Şakaya davranış biçiminden kimse mutlu değil. Bu biraz sıkıntı açacak gibi gözüküyor. Ben bugün Emil Smith Rowe'u sol tarafta kullanacağım. Forvet'e Aubameyang'ı atacağım. Ya takım çok mutlu değil. Mari gidiyor, Cedric gidiyor, Chambers gidiyor. Tavares transfer listesinde. Tierney ne diyor? 75 dakika oynaması. Tierney oynatacağım. Şakayı çıkartalım. Tierney'i sola koyalım. Evet ilk 11'imiz Leno, Gabriel, White, Tamiyusu, Lokonga, Tierney, Partey, Odegaard, Saka, Smith-Rowe ve Aubameyang şeklinde. Haydi bakalım arkadaşlar. Ha bir dakika. Bir dakika. Çok özür diliyorum. Aa gidemiyoruz. Gidiyorum ya. Yok şeyde değiştireceğim. Tamam. Taktikse bir dokunuş yapacaktım. Kanatlarımı biraz ileri attığım için kanattan gelmesinler, ortadan gelsin diyecektim rakibe. Şimdi yapacağım onu. Southampton, Forster, Livramento, Bednarek, Salisu, Walker Peters, Armstrong, Diallo, Romeu, Mo, El Yunusi, Adams ve Armstrong. Yani çok iyi bir kadrosu yok aslına bakarsanız ya. Çok iyi bir kadro yok. Haydi bakalım çocuklar. Şu hemen olayı yapmamız lazım. Şuradan. Çünkü kanatlarım ileride olduğu için ortadan gelsinler. Ortada zaten bir hat kurmuş durumdayım. Evet. Haydi bakalım. Kim kullanıyor? Odegaard mı? Yazar mı? Çok uzak be. Çok uzak. Oo, Forster muhteşem muhteşem kurtardı. Odegaard. Dakika 2. Yine Odegaard. Gabriel'i aradı. Savunma çıkarttı şimdi Gabriel. Rebound'ı alıyor. Rebound'ları almak önemli tabii. Tomiyasu. Kaptırma oğlum. Şimdi Saka. Saka sözleşme istiyorsan bir şeyler yap. Lokongo. Vurur mu? Vurmadı. Thomas Partey. Tierney. Gir ceza sahasına oğlum. Şimdi kes. Thomas Partey bıraktı. Lokongo dışarıya. Uzaktan şutlarla başladık. İlk 2 dakikada 3 şutumuz var. Haydi bakalım başarabilirsiniz çocuklar diyoruz. Yine Odegaard. Duran top. Offside. Offside bayrağı kalktı. Orta hakem koşuyor. Ama offside bayrağı kalktı bakalım. Verecek. Muhtemelen verecek offside. Gol geçerli 1-0. Odegaard yine duran topa can veriyor. Offside yokmuş la. Baya adam var. Ve Aubameyang golü atıyor. 1-0 öndeyiz. İyi başladığımız maçta. Bakalım bakın. Baksana abi. Abi bunun niye varına gittin ya? 1-0 öndeyiz. Çok iyi başladık maça. Yani ilk 10 dakika gerçekten iyi bir başlangıç yaptık ve skoru da aldık. Hatta 2'yi bulup rahatlamamız lazım an itibariyle. Şuradan bir süpersiniz çekelim.
Southampton sadece bir isabetli şutu var. İlk yarım saatte 10 şut, 12 şut 5 isabetimiz oldu arkadaşlar. Yani 2-0 olması lazımdı şu skorun normalde. Günün diğer maçları Watford 1, Liverpool 1. Şimdi soldan Tierney taç atışını kullanıyor. Lokonga bıraktı. Aubameyang. Lokonga çok iyi pas attı. Emil Smith-Rowe. Haydi oğlum. Atar mı? Ceza sahası ortaya çıkart. Ah ah ah. Ah. Yazık. Şu ilk yarının skoru en az 2-0 olması lazım. En az 2-0 olması lazım. Tierney. Emil Smith-Rowe. Tierney. Haydi soyunma odasına ikinci golle gidelim. Thomas Partey. Altı basta. Kimse vuramadı orada. Lokonga. Rebound aldı. Lokonga iyi oynuyor ya. Tomiyasu. Geldi. Ortaladı. Saka tekli gol. Emil Smith-Rowe 2-0. Hocamızı kırmıyoruz diyorlar. Ve 2-0 yakaladık. Hak ettik. Hak ettik. Evet. Emirates'in büyüsü devam ediyor. 6 iç saha maçında 6. galibiyetimize gidiyoruz. Yalnız toplamda 9 maç oynadık. 6'sı iç saha. Fikstür şu an için iyi gözüküyor ama bunların deplasmanı da var. Müthiş bir ilk yarı çıkarttık. Southampton'ı hallaç pamuğu gibi attık arkadaşlar. Sezonun ilk yarısı diyebilir miyiz? Evet, şöyle bir bakalım maçın istatistiklerine. 19 şut, 10 isabet, 3 gol beklentisi ki penaltı kullanmadık bu gol beklentisine ulaşırken. Ve Aubameyang ve Emil Smith-Rowe golleri. Southampton'ın 2 isabetli şutu var. 0.39 gol beklentisi. Devam ediyoruz. Gerçekten bize yakışan bir ilk bir performansı gösterdik. Diğer maçlara da şöyle bir bakıyorum. Burnley 0, United 0, Manchester City 0, Newcastle 0, Watford 1, Liverpool 2. İlginç skorlar var. İlginç skorlar var. Evet, ikinci yarı tempo biraz düştü. Tempoyu biraz düşürdük. Şöyle oyuncu değişikliklerini yapacağız. Evet, tabii ki Odegaard'ı çıkartacağız arkadaşlar. Odegaard'ın yerine Elneny'yi alalım. Elneny parti değişikliğini yapalım. Şöyle sağ içinde bir değişiklik. Tierney kolesini aç yapacağız. Sakattı zaten. Ve son olarak da Saka Pepe yapalım. Haydi bakalım devam. Evet, ikinci yarı durduk. Ama muhteşem bir ilk yarı oynadık. Gerçekten çok iyi bir ilk yarı oynadık. Bu arada United Burnley maçı 0-0. Ligin son sırasında Burnley. Skor 0-0. Eğer o skor öyle biterse bu haftayı lider olarak geçeceğiz. Premier Lig'de. Betnarek. Livramento. Tela. Diallo. Oğlum bak şimdi. Dakika 77. Bir rahat maç izlettim bize. Savunma arkasında. Adams. Çok güzel bitirdi. Evet, rahat yok. Şu maçı rahat rahat izleyemedik ya. Yanarım yani. Şu maçı rahat rahat izleyemedik yani. Liverpool 3-1 önde. Uyumuş ya. 4 numara White uyumuş. Yani şu maçı 3.50 XG ama skor 2-1. Olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil. Evet, 90. dakika. Kolosinac. Şu maçın şuraya gelmesi üzücü. Elneny top geçmedi. Rebound Elneny de. Yine Kolosinac çok iyi döndü. Lokonga. Elneny, Lokonga. Thomas Partey. Şimdi Tomiyasu hücumda. Ve Pepe fişi çekiyor. Japon'un ortasında atıyor golünü 3-1. Güzel gol. Gerçekten güzel. Sol taraftan başlayan akın sağ tarafa geldi ve 6 pasta noktalandı. Bir takım oyunu olarak, akan oyunda atılan bir gol olarak bence görsel bir şölen sunduk diyebilirim. Abartayım biraz. Kendimi pazarlıyorum. Tomiyasu ve Pepe ayak içi uzak kale direği dibine harika bırakıyor. Pepe de 3 gol oldu iç sahada. Evet, 3-1. Emirates büyüsü devam ediyor arkadaşlar. Southampton'ı özellikle ilk yarıda müthiş oynadığımız maç sonunda 3-1 ile geçiyoruz. 27 şut, 13 isabet, 3.88 gol beklentisi, Aubameyang, Smith-Rowe ve Pepe golleri. Rakibin sadece 4 şut isabeti var ve 0.55 gol beklentisi var. Hakikaten hem hücumda hem savunmada bugün çok iyi oynadık. Maçın en iyisi ise Martin Odegaard 7.8, Gabriel 7.5, White 7, Tomiyasu 7.6, Partey 4, Smith-Rowe 7.5, Pepe 7.2, Aubameyang 7.6, Saka 7.1. Gecenin diğer iyi performansları takımımız adına.
Haydi bakalım. Evet, elleri kenetliyoruz. İyi bir oyun ve iyi bir galibiyet. Daha ne isteyebilirim? Aferin beyler. Bakalım, United en son berabereydi. Evet, lideriz galiba. Şimdi bakacağız. Vallahi lideriz. İnanılır gibi değil. Yani sezon öncesi bunu düşünsek çok ihtimal vermezdim. Ama an itibariyle lider olacağız gibi gözüküyor. Gözlemci önerilerine şöyle, Dani olmuyor, önerme abi, içim gidiyor ya. İstiyorum ama alamam. Ya orta saha Dani Olmo müthiş, müthiş oyuncu. Evet, şöyle bakalım. Burnley 0, United 0. Ve Burnley 57'de 10 kişi kalmış. İlginç mi? Yani bakalım, United atamamış herhalde. Yani ligin son sırasındaki Burnley ofiste, evet. 29 şutta gol bulamamış Manchester United. Bizi ilgilendirmiyor tabii. Manchester City kazanıyor Newcastle karşısında 1-0. Watford 1, Liverpool 4, Leeds 1, Chelsea 1 şeklinde. Karlı kapattık 9. haftayı ve lideriz arkadaşlar. Evet, 9. hafta sonunda lideriz. Namağlubuz, 23 puanlı lideriz. United 22, City 19, Aston Villa 17, Leicester 17, Liverpool 16 ve Brentford 16 puanda. Chelsea 14 puanda 11 maçta. Küme düşme hattı Watford, Crystal Palace ve Burnley şeklinde. Öyle maçlar oluyor işte, Man United'ın yaşadığı maçlar gibi. Gerçekten büyük bir şanssızlık. Büyük bir şanssızlık. Şunu şöyle yapacağım. Unutmadan yapalım. Tamam, bu taktiği beğendim ya. Bekler oyunun içine daha çok girebiliyorlar. Savunmamız daha oturaklı. Evet, fikstürün son maçı ve şimdi Chelsea'yi eleyen Shaftesbury ile oynayacağız Carabao Cup 4. turda. Rotasyonun dibine vuracağız. Aston Villa 3, Tottenham 3, Brentford 3, West Ham 2, Wolverhampton 5, Leicester 0. Oo. Adama Traore, Raul Jimenez ve Dan Donker şov yapmış. Bizim sıralamamızı etkilemiyor arkadaşlar. An itibariyle ligde lider durumdayız. Emirates'teki müthiş performans. Hakikaten mesela Southampton maçı bence 4-5'e gidebilirdi. Hakikaten o derece iyi bir oyun ortaya koyduk. Bence. Siz yorumlarınızı da alalım video altına gençler. Motive edici yorumlar atın ki ben de motive olarak daha çok video çekeyim. Çünkü hakikaten bu iş motivasyon için. Tam parayla alakam yok biliyorsunuz zaten. Reklam koymuyorum. Evet, Saka. Vallahi bu Saka arkadaşlar. Gelsin bakalım şöyle. Şu anki sözleşmemin kaliteme denk düşmediğini düşünüyorum. Sizin ya bak, şu egoyla başlıyor cümle. Kaliteme denk düşmüyor. Sizinle sözleşmemde iyileştirme yapılması hakkında görüşmek iyi olurdu. Ne diyelim? Sezon sonunda gel yavrum. Beklemek istemiyorum. Hak etmelisin diyeceğim. Şu an moralim bozuldu ve artık diğer seçeneklerimi düşünmeye başladım. Peki Saka. 21 yaşındaki velet bile bize gider koyuyor. Her sözleşme isteyeni veremeyiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Vallahi Newcastle'da kendisiyle ilgileniyor. İyi bir paraya Saka'yı satıp oraya Francesco Conceição'yu koyabiliriz. Evet, Carabao Cup Shaftesbury karşılaşması bu videonun da son maçı olacak arkadaşlar. Rotasyonun dibine vuracağız. Holding'i koyalım. Pepe'yi koyalım. Niles. Elneny. Martinelli. Lacazette. Kolosinac. Ulan Şaka'yı alacağız mı lan Şaka'yı? Oğlum hiç istemiyorum Şaka'yı oynatmak. Emil Smith-Rowe'u şöyle Odegaard yerine koyalım. Partinin yerine de Lokonga'yı koyacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet, ilk 11'imiz. Ramsdale. Gabriel'i çıkartmadık ya, özür diliyorum. Gabriel. Ya Mali oynatma. Tamam, devam. Ramsdale, Gabriel, Holding, Niles, Elneny, Kolosinac, Lokonga, Smith-Rowe, Pepe, Martinelli ve Lacazette. Valla Crevley'i zor elemiştik bu kupada. Carabao Cup'ta biliyorsunuz yaklaşık 18-19 tane penaltı atıldı. Penaltılarla eledik. Bu takım da Chelsea'yi eledi. Altını çizelim. Ama tabii yani kazanmamız lazım. Bu maçın da artık bir bahanesi yok. Of abi ya. Böyle statların hastasıyız ya. Gideceğim ya. İngiltere'ye gideceğim. Yani biraz şu emekliliğimizi yaşayabilirsek, Türkiye şartlarında tabii çok zor ama gideceğim yani. İngiltere'nin futbol kültürüne gerçekten aşığım diyebilirim arkadaşlar. Evet, maça dönelim. İlk 12 dakika Arsenal yine sahada yok. Her zamanki gibi küçük maçların küçük takımı Arsenal diyebilir. Vallahi Shaftesbury şu ana kadar çok çok daha etkili. İlk yarım saatlik zaman diliminde hiçbir şey oynamadık. Topa %68 sahip oluyor. Oğlum bu Shaftesbury neymiş lan? Chelsea'yi boşa elememişler demek ki.
Vallahi evet, bir de duran top. Abo, yiyorduk golü. Vallahi yiyorduk. Abi şu Southampton maçında oynadığımız topa bak. Şu maçta oynadığımız topa bak. Yani gerçekten enteresan. Yani berbat bir ilk yarı. Denecek hiçbir şey yok. İstatistiklere bakmaya da gerek yok. İğrenç bir ilk yarı. Abi hangi birini alacaksın? Saka'yı çıkart. Hepsi kötü. Lacazette'in yerine Aubameyang kalalım. Vallahi Odegaard'ı alacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Devam. Çok kötü bir ilk yarı oynadık. Bakalım ikinci yarı bize neler getirecek. Birazdan biraz riskli taktiğe geçeceğim. İlk isabetli şutumuz geldi. Allah razı olsun. Bir saat. Evet. Yani geçeceğiz. Risk alacağız artık. Evet. Gel bakayım böyle. Gel bakayım böyle. Ofansif orta saha hücum. Elneni sen şöyle gel. Lakonga sen de şöyle gel. İki yönlü orta saha destek. Defansif oyun kurucu. Onu biraz savunmayı çekeceğim. İleri bekleri atacağım çünkü ileriye. Biraz dik oynayalım. Ve artık ileride basacağız arkadaşlar. Artık ileride basacağız. Kanattan gelsinler. Kanata zorlayalım. Ortadan gelmesinler. Burada bir boşluk oluştu çünkü. Haydi bakalım. Evet riskleri aldık ama yani aldığımız takım da Shaftesbury. Bakalım. Orta kafa dışarıya. Dışarıya. 0-0. Vay anam vay. Hayda. Yedik lan. Diyecek bir şey bulamıyorum. 1-0. Ya herifler hikaye yazıyorlar. Chelsea'den sonra bizi de eleyecekler gibi gözüküyor. Yani denecek çok fazla bir şey yok. Artık yükleneceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Tüm riskleri aldık. Odegaard'ı bile aldık ya. Odegaard. Offside yok. Saka attı 1-1. Bir duran top. Aa. Nasıl offside lan? Offside'miş ya. Of ya. Vallahi eğleniyoruz. Evet futbol bu yüzden güzel ya. Futbolu bu yüzden seviyoruz ama. Kolosinac. Kötü oynadık. Çok kötü oynadık. Yani açıklaması yok şu maçın. Yine Kolosinac. Martinelli. Odegaard. Bıraktı Saka. Sekti. Aubameyang attı. Bu sefer gol. 1-1 yakaladık. Dakika 74. Haydi haydi haydi. Aubameyang ayak içiyle gerçekten güzel noktaya bırakmış. Penaltıları gitmesin ya. 50 tane penaltı oluyor sonra ya. Şimdi uzun top. Holding. Bıraktı Gabriel. Elneny. Gabriel. Martinelli. Odegaard. Çok iyi top attı Odegaard. Ve gol. Aubameyang maçı bitiriyor. 2-1 bitiriyor dedik ama daha biten bir şey yok tabii. Şöyle sadece aşırı hücum ağırlıklıdan pozitif futbola geçelim. Onun haricinde devam ya. Çok da bu takımdan da korkacaksak ölelim abi ya. Evet. Yani çok iyi pas. Odegaard. Odegaard, Aubameyang. İşi bitirdiler arkadaşlar. Oyunu aldık. Kendimizi övecek bir durum yok ama. Yani şu takıma karşı hücum işi bitirecek bir durum da yok. Hücum ağırlıklı oynayalım. Evet gerçekten ecel terleri döktük. Shaftesbury Chelsea'den sonra bizi de elemek üzereydi ama geri gelmeyi başardık bir şekilde. Oynanan oyundan ise kesinlikle hiç memnun değilim bu maç özelinde. Sadece geri dönüş, takımın tepkisi ve Gabon'un hat-trick yapıyor bu sezonki 9. golü. Odegaard ikinci asisti ve Aubameyang'ın 3. golü. 3-1 75'ten sonra geri geldik adeta. Odegaard çok iyi ya. Bambaşka bir seviye oynuyor herif.
Evet, turu atladık. Şu maç için deneyecek bir şey yok. Bir an için acaba mı dedik, 62'de geri düştük Pierre'in golüyle. Ama 74'ten sonra 3 Aubameyang golü ve 3-1 ile geçiyoruz arkadaşlar. Maçı kurtaran oyuncular ise sonradan oyuna giren Aubameyang ve Odegaard oldu diyebilirim. Biri 8-6 Odegaard, Aubameyang 9.3. Haydi devam. Yani şu maçın istatistiklerine bakılacak bir durum yok. Evet, yine de aferin beyler diyoruz. Evet, fikstürün son maçıydı bu video partının arkadaşlar. Aubameyang'ı tebrik edelim. Şöyle kısa bir bakalım. Gerçekten bizim için güzel bir fikstür oldu diyebilirim. Oynadığımız 4 maçı kazandık. Everton, Leeds, Southampton ligde ve Carabao Cup'ta Shaftesbury'i 3-1 ile geçtik. Şimdi önümüzdeki videoda Newcastle deplasmanı var. Benim için çok önemli ama önümüzdeki video tam bir deplasman videosu olacak. Norwich deplasmanı, Newcastle, Crystal Palace deplasmanı. 3 maç üst üste deplasmandayız. Leicester ağırlayacağız ve ondan sonra esas maç Manchester United'ı ağırlayacağız. Evet, tam bir deplasman fikstürü olacak önümüzdeki video. Lige bakalım, enteresan bir durumdayız. Gerçekten lideriz, hiç beklemediğimiz bir nokta. 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 23 puan, 13 averajımız var. United 22, City 19, Brentford 19, Aston Villa 18, Leicester 17, Liverpool 16 puanda. Golcülere baktığımız zaman Danny Ings 6, Aubameyang 6, Dominic Calvert-Lewin 6. Ortalama puanda Robertson 8.47. Abi, Liverpool'un sol beki ne yapıyor ya? Cristiano Ronaldo 7.53, De Bruyne 7.53, asiste Kanos 5, Melao 5, Townsend 4. Şimdi şeye de bakalım. Benim için önemli bir veri arkadaşlar. Şöyle takım detaylarında, hücumda özellikle gol beklentisinde liderliği ele almışız. Bu çok önemli. Gol beklentisinde Premier Lig'in en iyi gol fırsatı yakalayan takımıyız. 9 maç 19-25, Liverpool 18-03, City 17-57, Chelsea 16-38, United 13-32 şeklinde. Evet, devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Desteğinizi bekliyorum. Transferler de olacak. 3 oyuncu sattık. 30 milyon euroyu kasamıza koyduk. Ocak transfer döneminde 1-2 güzel takviye ile umarım güzel bir sezon bitirişi yapacağız. Ama şampiyonluk havasına girmiyoruz. Gelip geçici bir bahar havası olabilir. Çünkü biz Arsenal'ız. Evet, bitiriyorum. Şimdilik hoşça kalın ve Football Manager 2020'de kalın diyorum.